Türkiye'li konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, bugün Millet İttifakı'nın seçim bürosu Dikili'de açıldı. İsmet Paşa Mahallesi Keçecenin Kahve denilen kahvehanede seçim bürosu olarak kullanılmaya başlandı. Bugün açılışı yapıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz konuşma yaptı. İzmir İl Başkanı konuşma yaptı. Ve İzmir Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekilleri tanıtımı yapıldı. Görkemli bir şörenle tören sona erdi. Söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Evet, Bay Kemal'in sözünden dönmediği yerde elbette biz de dönmeyeceğiz. Önce Sayın Genel Başkanımızı, 13. Cumhurbaşkanı, ardından da parlamentoda ezici bir çoğunlukla Türkiye'nin yeni anayasasını yapacak, parlamenter sisteme yeniden geçecek meclis çoğunluğu yakalayacağımız bir şüphemiz yok. Peki bu sözü kimlerle birlikte vereceğiz? Her onu değerli konuklarımızı sizlere seslenmesi üzere çağırmak istiyorum. Bugünün organize edilmesinde, sizlerin davet edilmesinde, sizlerle birlikte olmamıza önemli katkısı olan Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Başkanımız. Hem de Kürtü'yü alkışlarınızla. Dikili. Sayın İl Başkanım, İl Yöneticilerim, Milletvekili adaylarım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, ilçe Belediye Başkanım, Millet İttifakı'nın değerli temsilcileri, İyi Parti ve Saadet Partisi ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siz değerli Dikili halkı, Cumhurbaşkanlığı seçim ofisi açılışı ve milletvekili aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Dikili başkanı Sayın Şerif Hasanoğlu konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla ayaklarınızla davet ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, kıymetli Dikililer, seçim ofisimizin açılışına, milletvekili adaylarımızın tanıtım törenine hoş geldiniz. Hizmetçilerimize iş bulacak, aş bulacak Kılıçdaroğlu. Ama ne zaman bulacak? Cumhurbaşkanı olup onu Çankaya'ya gönderdiğimiz zaman olacak. Sizler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız olarak Çankaya'ya göndermeye söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Yine baharlar gelecek. Dün AKP'nin vekil adaylarından biri çıkmış televizyona, diyor ki bizim kırmızı çizgilerimiz var diyor. Bayrak kırmızı çizgimizdir. Vatan kırmızı çizgimizdir. Atatürk kırmızı çizgimizdir diyorlar. Utanmadan bize Atatürkçülük dersi vermeye kalkışıyorlar. İmralı'dan mektup bekleyenler bize bayrağı hatırlatıyorlar. Siz bu yalanlara kanacak mısınız? Evet. Sizlere baharı getirmeye geldik. Tüm adaylarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte. Sizlere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirmeye geldik. Dönmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz. Sayın Büyükşehir Başkan Vekilim, İl Başkan Yardımcılarımız, Sayın çok kıymetli milletvekili adaylarımız, Millet İttifakı'nın çok kıymetli ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli temsilcileri, demokrasimizin temel taşı değerli muhtarlarımız ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Dikili'nin aydınlık yüzlü güzel insanları, hepinize merhaba. Hepinize bayram ediyoruz. 2018
2018'de hatırlayın. Bizi seçin, bu ülkeyi uçuracağız dediler. Uzaya gideceğiz dediler. Ya kardeşim, bırakın uzaya gitmeyi. Vatandaş şu an pazara gidemiyor, pazara. Geçen gün çalışarak, ayak basmadık sokak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Değerli dostlar, sözlerimi çok uzatmayacağım. Yine bizi bugün yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şu yerden bir çağrı etmek isterim. İzmir, ikinci bölge milletvekili adaylarımız Rıfat Dalpantoğlu. Ben Kemal, sana söz veriyorum. İzmir, ikinci bölge milletvekili adaylarımız Bulat Kotan. Sana söz veriyorum. Sana söz. Yine bahanlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyin. İzmir, ikinci bölge milletvekili adaylarımız Dikili'nin adayı Hacer Fokko. İkinci bölge milletvekili adayımız, alkışlarımız durmasın, Altan İnanç. İzmir'in milletvekili adayları sizleri selamlıyor, sizlere merhaba diyor, sizlerle birlikte yol yürümeye söz veriyor. Şimdi milletvekili adaylarımız adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Rıfat Dalpantoğlu'na bir konuşma. Biz de size söz veriyoruz. Arkamızda durduğunuz, destek olduğunuz, yüreklendirdiğiniz her şeyin mutlaka karşılığını bizlerden, sizlerin sorunlarına çıkmak suretiyle mutlaka alacaksınız değerli arkadaşlar. Hepinize verdiğiniz bu güç, bu destek, bu dayanışma için yürekten teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Milletvekilimiz Sayın Dalpantoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu ağları tüzleştirme vakti geldi. Sizden bir şey isteyeceğiz bu arada. Birazdan tüm konuklarımızı sahneye aldığımızda bayraklarınızı, coşkunuzu lütfen eksik etmeyin. Kameralar, fotoğraflar, yukarıda gördüğünüz drone bugün ikiliyi Türkiye'nin gündemine taşıyacak. Bu coşkunuzu herkes duysun. Dosta güven, düşmana korkuyu dikiyi herkese salsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi İsmail'den Türkiye'ye söz olsun. Sana sözsün diye. Sana söz dikiliyiz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı korkusuzca yaşadığı Türkiye'ye. Söz! 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 Olsun. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Söz, akide öyle bir yolukla döneceksin ki geliyoruz. Sana sözüyle bakarlar görecek. Sana sözüyle birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun, iktidar yolu olsun. Sen bizi korkuyan, korkusundan susmayan, sözü dinle.